fiyatı altında alabilir miyiz? Bence alırız ya. Eğer böyle giderse yani bu tempo ki bence bu son oynadığımız turnuvalarda da böyle en harika oyunlarımızı oynamadık bence daha hani. Ama bir mental değişiklik var galiba. Bizi delirttiler. Hani onlardaki mental değişiklik çok güzel de hani asla vazgeçmiyorlar. Hani dönülmez denen yollar onların ayak izleriyle dolu da biz delirdik ekranda. Yani sürekli bir bitti diyorsun, Allah eğlendik diyorsun, maçı çeviriyorlar falan. En beklemediğim maçta evet, Belçika yani maçı İtalya krizi geçiyor. Maçı falan böyle hani acayip değişik güçlü ben bunu bir daha karakter oldular evet. Ya evet. Çok yani, güçlüler. Yani çünkü her maçın içinde bir, hani eyvah gitti mi dediğin anda yani bir çok moral bozucu oldular. Hani gerçekten Türk milli takımı bitti demeden bitmiyor evet. Ya yani ben rakip olmak istemezdim. Vuruyorsun düşmüyor. Çok iyi. Bir de her mesela yani Ebrar'ın rol değişimi, onu evet. Kabullenmesi yani herkes çok adapte oldu. Yani bu Melissa ile mi oldu bu? Yok ya şimdi evet tabii ki de Melissa'nın kattığı milli takıma çok büyük bir katkısı var. Hı. Ama Melissa'yı takım da kabul etmeyebilirdi. Onu diyorum işte. Ha, bu yani topyekün bir bence kabulleniş ve uyum sağlamak. Bu sadece hani Melissa değil, sadece Ebrar değil, hepsinin buna uyum sağlayıp rollerini çok sahiplenmeleriyle olan bir şey yani. Evet Melissa skor anlamında çok büyük katkı ama işte zaten bizim takımımız da kötü değildi. Yani zaten hep finallerdeydi. Evet. Zaten hep. Bir kırılganlığımız vardı o gitti. O Melissa sayesinde o zor anlarda sorumluluk alan bir oyuncu. Onun sayesinde de... Peki Melissa Guidetti'nin takımında olsaydı Guidetti de yapabilir miydi bunu? Öyle diyor çünkü. Ha, bilmiyorum ki yani. Guidetti de iyi bir antrenör. Bence de. Çok hani... garip bir nefret oluştu adama karşı, anlayamadım. Ya biraz gibi oluyor ya. Biraz hani spor kültürümüz yok ya aslında bizim. Yani biz daha böyle tüketim malzemesi olarak. Bir düşman bulmamız lazım kendimize. Evet yani hani... Ya bir şeyin taraftarsındır ya da düşmanısındır oluyor. Hani kimsenin tarafsız durmasına tahammül yok ya. Yok. Hani o yüzden belki de.